Yeryüzündeki her çocuk mutlu olmayı ve gülmeyi hak ediyor. Ama bazıları hastalık, travma, savaşlar ve diğer özel nedenlerden dolayı buna kolay ulaşamıyor. Biz, İyilik Kulübü ekibi olarak bu arkadaşlarımızın dileklerini yerine getirmek ve onları mutlu etmek için bir araya geldik. İşte ekibin görünen yüzleri. Fırat, Işık, Cansın. Bir çocuk mutlu olacaksa bizler için imkansız yoktur. Çünkü burası İyilik Kulübü ve sizler İyilik Kulübü'ne hoş geldiniz. İyilik Kulübü bu haftaki bölümünde 11 yaşındaki Yağmur Üstün hayalini gerçekleştiriyor. Yağmur tiyatro sahnesine çıkıyor, Mahşeri Cümbüş ekibiyle tanışıyor ve onların oyunlarına dahil oluyor. Yağmur'un gerçekleşen hayalleri, sahne tozunu yutmanın dayanılmaz sevinci, doğaçlama tiyatronun incelikleri, usta tiyatrocuların yanında parlayan bir yıldızın ilk ışıltıları. Hepsi ve daha fazlası az sonra İyilik Kulübü'nde. İyilik Kulübü başlıyor. Herkesin güne daha yeni başladığı sıralarda İyilik Kulübü ekibi Yağmur'la tanışmak ve onun hayallerini bir de kendi ağzından duymak üzere çoktan yola çıkmıştı bile. Bizlere www.iyilikkulubu.tv adresindeki başvuru formundan ulaşan Yağmur Üst'ü yakından tanıyalım. Yağmur, Üst ailesinin büyük çocuğu. Derslerinde çok başarılı olan Yağmur, kitap okumayı ve taş boyamayı çok seviyor. Boyadığı taşları kah çevresine hediye eden, kah biriktiren Yağmur'un sanata olan ilgisi sadece taş boyama alanında değil, tiyatro alanında da kendini gösteriyor. Şimdi onu daha iyi anlamak için Yağmur'un hastalığı hakkındaki ayrıntılı bilgiyi Profesör Doktor Rejin Kebudi'den alalım. Yağmur'un hastalığı Ewing sarkom, bir kemik tümörü. Çocukluk çağında en sık görülen iki kemik tümörü var, osteosarkom ve Ewing sarkom. Ewing sarkomun en fazla sevdiği kemikler kalça kemikleri, ama kol ve bacağın diğer kemiklerinde, bazen kaburgada ve diğer kemiklerde de görülebilir. Şimdi bu hastamızda kolda bir kemikte başlayan bir tümör vardı. Genellikle tutulan kemik bölgesinde ağrı olur. Tabi vuran, çarpan çocuklarda da ağrı olur. Her ağrı kemik kanseri değildir. Ancak eğer bir noktada geçmeyen bir ağrı varsa o zaman hekime başvurmak gerekir. Bu şekilde hastanın erken tanınması, erken tanı alması tabii ki tedaviyle ilişkili olarak sonuca da etki etmektedir. Şu anda tedavisi çok iyi gitmekte, kemoterapisi çok iyi gitti, cerrahisi çok iyi gitti. Hatta cerrahisi iyi yapıldığı için ışın tedavisi gerek duyulmadı ışın tedavisine. Bunlar çok önemli, çok ufak detaylar. Hastalığın hem seyrini değiştirebiliyor hem de daha sonra geç yan etkiler açısından da biz hayat boyu hastalarımızı izliyoruz. Cihaz her hasta için en gerekli ne ise onu yapmak gerekiyor. Bu hastamızda da şu anda tedavi bitmek üzere. Çok da güzel gitti. Biz de çok seviniyoruz. Kitaplar oturduğumuz yerden başka dünyalara kapılar açan sihirli geçitlerdir aslında. İki kapak arasına neler sığmaz ki? Koca dünyalar, ondan daha büyük bir çocuğun kalbi, neşe, hüzün, kızgınlık. Yağmur'un okuma aşkı onu hayata bağlayan şeylerden biri. O dışarı çıkamadığı zamanlarda kitap dışarıyı ona getirebiliyor. Onun sahneye çıkmadığı zamanlarda zihnine tiyatro sahnesi kurabiliyor. Yağmur'un durumunu ilk nasıl fark ettiniz? İlk kolunda kızaklık ve şişme oldu biraz. Doktora götürdük. Kemik intihabı söyledi. İşte MR çekildi falan. Hastalığından dolayı, daha önceki hastalığından dolayı, alerji bronşit olduğundan dolayı ilaçla MR çekemedik. Bu sefer kemik intihabı diye şey yaptılar. En son parça aldılar. Yumuşak dokudan aldılar. Yine belli olmadı. Necdet Bey vardı devlet hastanesinde. Donçet. O dedi ki Aziz Bey dedi parça alalım. En güzel dedi sonuç olur. %1 ihtimal olabilir dedi. Ama dedi, %95 dedi kemik intihabı dedi. Ben de hocam dedim yani %1 ihtimaldan yaşayamam. Yarın bir gün bir şey çıkarsa. O şekilde aldık ve nitekim tümör olduğu belli oldu.
Sonra bizi oradaki doktor, ortopedi doktoruna yönlendirdi. Ortopedi doktoru da Rejin Hoca'ya yönlendirdi. Rejin Hoca da işte şeylerine baktık, MR'larına falan, parçasına falan tekrardan şey oldu. Dedi ki, Ewing sarkom dedi. Tanısı konuldu. Tabii biz yıkıldık o anda. İnsanın vücudunda nefesi gitmiş gibi. Hele ilk çocuğu, kız çocuğu. Ama eve belli edemiyorsun. Hele çocuğun yanında üzüldüğünü hissettirmemek için mücadele versen bile farkında. Ne kadar gülsen bile içten gülmediğin zaman insan belli ediyor kendini. Çünkü çocuklar insanın duygusunu, hissini daha çabuk çözüyorlar, anlıyorlar içten olmadığını. Benim de psikolojik olarak çok etkiledi. Kızımı da çok etkiledi. Sürekli ağlıyordu. Ben okula gidemiyorum diyordu. Neden ben diyordu. Ben şey yaptım, isyan etme. Hani geçecek kızım, biz neler atlattık dedim, bunu da atlatırız hani. Hiç isyan etme, ne ki bir sene dediğin ne diyordum. Gelip geçer diyordum. Tabii bu Aralık'ta başladık, Aralık'ta bitecekti ama bunun hastaneye yatışı, kanın düşük olması, mikrop kapması, hani enfeksiyon, onlar da araya girince tedavimiz biraz daha uzadı. Şu anda çok iyi. Allah kimseye yaşatmasın. Yağmur başından beri hastalığını biliyor muydu? Yağmur tam hastalığının ne olduğunu bilmiyordu. İlk de tabii ki bir şey, böyle bir şaşkınlık falan yaşamış. İlk de biraz zorlandık. Kendi de zorlandı. Saçlarının dökülmesi. Ondan sonra hastaneye yatışında öyle her tarafa boş bakması. O kendisi ilk yatışımızda saçları, her şeyi yerindeydi. Oradaki arkadaşların hepsinin saçı olmayış biraz etkilendi. Çapa bizim artık ikinci evimiz. Benim artık burada bir ailem yok. Çapa'da da ailem var. Çok geniş aile olduk. Oradakilerle tanıştım. Yeri geldi ağladık, yeri geldi sevindik, yeri geldi güldük. Benim ikinci evim Çapa. Yağmur nasıl bir evlat? Yağmur her babaya tavsiye olacağı bir evlat benim için. Çok neşeli, mutlu, her şeyden, ufak şeylerden mutlu olabilen, yaramaz, cadılığı çok, ufak kardeşini darlatmayı çok sever, sinsice. Çok zeki, çok bilmiş, çok çalışkan, kitap okumayı seven, ailesine çok bağlı olan bir kız işte. Eğlenceli biri, böyle espri falan yapıyor, beraber çok gülüyoruz. Her şeyi konuşabiliyoruz beraber. Mesela her sırrımı ona verebiliyorum. Tutuyor, kimseye anlatmıyor. O da bana veriyor mesela. Telepatik konuşuyoruz gibi. Aziz Bey, boş zamanlarınızda birlikte neler yaparsınız? Valla neler yaparız? Her şeyi yaparız. Evde oynarız, kavga ederiz. Kardeşini darlatırız. Yeri gelir mesela pazar günleri ailece kahvaltı yaparız. Ekseyit'ten kahvaltıyı benim hazırlamamı ister. Çünkü ailece kahvaltı yapmadıktan sonra bir değeri kalmıyor ailene olan. Bostancı'da tiyatro eğitimi görecekti. Böyle bir hastalığa yakalandıktan sonra ara verdik. Ama tedavisi bitince Rejin hocamız da izin verirse kaldığımız yerden devam ettirmek istiyoruz. Gösterileri falan oldu. Çok çok güzel izledik. Ayakta alkışlandı. Çok yetenekli. Hatta öğretmenleri olsun, tiyatro öğretmeni olsun yeteneğini köreltmeyin dedi. Biz de gönderecektik, olmadı. Allah nasip kısmet etmedi. Allah nasip ederse iyileşince kaldığımız yerden eskisi gibi devam edeceğiz. Örgü örüyor hobi olarak. Tiyatroya bir ara beraber gitmiştik. Yağmur da bir oyunculuk yapmıştı. Çok seviyor tiyatroyu. Az sonra Yağmur'un hayalini öğrenme zamanı geldi. Bakalım Yağmur hangi hayalini gerçekleştirmemizi istiyor? Yağmur, gerçekleştirmemizi istediğin en büyük hayalin ne? İyilik Kulübü'nün gerçekleştirmesini istediğim dileğim tiyatroda oynamak. Çünkü tiyatronun beni tamamladığını düşünüyorum. Tiyatro insanların duygularını anlatılma şekli, hüzün, ağlamalı. Simgesi bile çok güzel. Onun bir simgesi var. Ağlayan surat ve gülen surat. Ben çoğunlukla güldürenlerden hoşlanıyorum. Güldüren tiyatrolardan. Çok ilgimi çekiyor hatta komik tiyatrolar. Tiyatroya gidince bir ayrı bir mutluluk oluyor bende. Ve tiyatrocu kişileri eleştiriyorum.
Onun kıskançlık oluyor bende daha çok. Onun yerinde ben olabilirdim gibi. Ben daha iyi oynardım. Bu nasıl oynayış şekli? Doğaçlama yapamıyor gibi şeyler. Ekibimiz Yağmur'un hayalini gerçekleştirmek için çalışa dursun. Biz de bu arada Yağmur'un hayalini daha yakından tanıyalım. Kelime anlamı olarak Yunanca görme yeri sözcüğünden türeyen tiyatro, binlerce yıldır insanların kendini ifade ettiği bir sanat dalı. Sahnede, seyirciler önünde sergilenen gösterilerde tiyatro oyunu jest, mimik, müzik, dans ve konuşmalarla seyirciye aktarılır. Dram, komedi, tragedya gibi pek çok türü olan tiyatrolarda sabit bir metin sergilenebileceği gibi doğaçlama tiyatrolarda mevcuttur. Hayattan tad almak için, mutlu olmak için pek çok bahane üretilebilir. Bazen dört duvar arasında akla gelen güzel bir fikir, bazen de güzel bir manzaraya karşı oturup uzun uzun onu izlemek günümüzü güzelleştirir. Fakat bunların hiçbiri yalnız başımıza bizi mutlu edemez. Bunları paylaşacağımız anne babamız, manzaraya karşı gıdıklayarak kahkaha krizine sokacağımız bir kardeşimiz varsa yanımızda, her şey o zaman daha da tatlanır. Tozu dumana katarak ekibimize sarılmaya gelen Yağmur, birazdan sahne tozu yutmak üzere yola çıkacak. Biraz tozlu bir gün bizi bekliyor galiba. Bu arada birazdan sizin de dikkatinizi çekecektir. Yağmur'la ilk tanıştığımızda saçları ve kaşları yoktu. Ama şimdi tedavisi iyi gittiği için onlar da aramıza katıldı. Yağmurcuğum, yavaş yavaş hayaline doğru ilerliyoruz. Heyecanlı mısın Yağmur? Çok heyecanlıyım. Karnımda kelebekler var. Ne güzel. Peki dün gece rahat uyuyabildin mi? Nasıldı? Hayır, 2'de 1 kalktım. Geç kaldım diye kalktım. Peki bugün sence nasıl geçer? Ne hissediyorsun? Bugün umarım yani skeçleri unutmam diye düşünüyorum. Unutursam çünkü tiyatro kötü olabilir. Ama şey düşün Yağmur, doğaçlama olacak ya. Unutsam bile bir şekilde halledersin bence. Bir şey olmaz ya. Ne olacak ya? Biz sana güveniyoruz. Her ihtimale karşı beni alkışlayın. Tabii ki de yanındayız Yağmurcuğum. Merak etme Yağmur, iyilik kulübü arkanda. Seni sürekli alkışlayacağız. Hiçbir şey çaktırmayacağız. Tabii. Tamam, merak etme. İstediğin alkış olsun ya. Dilersen peşin peşin şimdiden alkışlayalım Yağmur. Müthiş bir arabadan iniş. Alkış. Ay. Bravo, bravo, bravo. Yağmur Hanım hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Gel bakalım. Gel bakalım. Hoş geldiniz. Hoş geldin. Hoş geldin. Çıktın mı sahneye daha önce? Bir kere. Nerede? Okulda. Okulda çıktın. Ha. Evet. Burası profesyonel bir sahne. 12 yıldır yani ileride büyüdüğünde, oyuncu olduğunda böyle profesyonel sahnelere çıkacaksın. Bir 45 dakika sonra burası komple seyirci dolacak. Hep beraber oyunlar oynayacağız. Bizi izledin mi daha önce Marşevcim'i biliyor musun? Şey... Televizyonlardan. Televizyonda izledin. Beğendin mi? Evet, beğendim. Hadi şapkanı bir çıkar, montunu çıkar, seninle bir ısınma. Bizim ısınmamıza katıl. Katılır mısın? Hadi. Hadi. Hadi bakalım. Şıkkız. Hadi. Bak şimdi bizi izle, bir örnek gör. Oyunumuzun adı Ben Şuyum, Ben Buyum. Bir kişi çıkacak, ben şuyum diyecek. Bir kişi gelecek, onu çağrıştıran bir şey söyleyecek. Ben buyum diyecek. Bir kişi gelecek, onu çağrıştıran bir şey söyleyecek. Sahnede 3 kişi olacak. İlk gelen şu kalsın diyecek, çıkacak. Sonra ona göre devam edeceğiz. Şimdi bir yapalım örneğini. Bir iki akıtalım. Sen gör, daha sonra sen de gireceksin. Çok basit. Evet. Ben köprüyüm. Ben arabayım. Dişeler. Dişeler kalsın. Köprüdeki dişeler. Sinemadaki işçiyim. Para ödeyen memur. Para ödeyen memur kalsın. Para ödeyen memur. Banka sorumlusuyum. Bilet alan seyirci. Bilet alan seyirci kalsın. Avcı kalsın. Avcıyım. Yedi cücelerim. Pamuk prensesim. Pamuk prenses kalsın.
Pamuk prensesim. Beyaz atlı prensim. Adayım. Cadı kalsın. Canıyım. Elmasıyım. Zehriyim. Elmam kalsın. Elmayım. Pazarcıyım. Gel alma. Kurtum. Pazarcı kalsın. Doğaçlama tiyatroda ne zaman ne olacağı belli olmuyor. 5 saniyede pamuk prenseslikten elmalığa geçebiliyor insan. Biz 18 yaşından sonra eğitim veriyoruz, alıyoruz, yetiştiriyoruz, sahne oyuncusu yapıyoruz. Sen bir 18 yaşında doldur. Ondan sonra hala bu hevesle devam edersen gelirim. Yine ama zaten gel ara ara oyunlarımıza. Geleceğim burada artık. Olmak çok güzel, çok şenliklidir. Evet, çok zevkli. Çok kahkahalıdır. Biraz sonra tanık olacaksın. Bütün seyircilerimizle beraber burada olacağız. Yağmur'a teşekkür edelim. Hadi gel bakalım. ...2016-2017 Profesör Doktor Nurhan Karadağ sezonuna... ...Hayalhane'ye Mahşeri Cümbüş'ün hazırlayıp sunduğu tiyatro sporu gösterisine... ...cümleten hoş geldiniz. Efendim bu kameraların nedeni TRT1'de yayınlanan İyilik Kulübü adlı programın... ...bu haftaki konuğu Yağmur Hanım'ın bizlerle birlikte olmasından dolayı gerçekleşmiştir. Kendisinin de aramızda olmasından mutluluk duyuyoruz, gurur duyuyoruz. İyi ki geldiniz. Ayhan Bey'in yaptığı sunumla beraber Yağmur da küçük çaplı bir tiyatro ünlüsü oldu desek yalan olmaz herhalde. Bu arada bu çekim bizim bugüne kadar yaptığımız belki de en zor çekim oldu. Kahkaha atmaktan kamerayı tutamadığımız zamanlar oldu. Bazen kendimizi karnımıza ağrılar girmiş halde, bazensa oyunun bizzat içinde bulduk. Doğaçlama tiyatronun seyirciyi içine çeken böyle bir etkisi var. Son bölümü Yağmur'u sahneye alıyorum. Birkaç dakika sohbet edeceğiz. Yağmur kaç yaşındasın? 11. 10 tereddüt ettin arada bir yerde mi? 10.5 falan mı? Evet. Öyle mi? Kaça gidiyorsun? Kaçıncı sınıf? 6'ya. 6'ya gidiyorsun. Ne istiyorsun? Ne bekliyorsun hayattan? En çok olmak istediğin şey? Doktor. Böbrek. Böbrek doktoru olmak istiyorsun. Yani ne oluyor? Nöroloji mi oluyor? Orta arada bölümde. Üroloji mi oluyor? Nöroloji neydi? Psikoloji. Beyinle ilgili. Hepiniz tıptan anlıyorsunuz. Evet. Peki sahnede oldun mu hiç daha önce? Oldum. Nasıl sahnede olmak? Güzel bir duygu, evet. Güzel bir duygu. Bugün öncesinde geldi Yağmur, biz biraz sohbet ettik. Şimdi birlikte oyun oynayacağız. Sahneyi seninle kapatacağız. Oyunu gördün Yağmur, arkada anlatırlar sana zaten. Seni yerine alalım. Güray'la Şaman, Sezgin'le onlar ikili zaten. Birini görünce öbürü aklına geliyor. Ahmet'le Murat gibi. Evet. Ayça'yla Sezgin. ekstrem bir şey, bir serüven. Ekstrem bir şey. Evet. Everest'e tırmanıyorlar. Ayılarla dans ediyorlar. Ayılarla dans ediyorlar. Evet. Evet, ekstrem bir şey. Mafyayı dolandırmışlar. Evet, mafyayı dolandırmışlar. Evet. Burak'la Sezgin için neyi kutluyorlar? Olmayan bir gün. Olmayan bir gün. Uydurma, olmayan bir gün. 29-30 Şubat. Evet. Buyurun. Borç alma günü. Güzelmiş. Abiler günü. Abiler günü mafyayı dolandırdıkları için. O benzer bir şey olabilir diye. Abiler günü. Yalan söyleme gününü kutluyorlar. Seyyar satıcılar günü. Atalım düşünmeyelim. Atalım son oyun. Düşünme at. Dünya tesisatçılar günü. Evet. Evet peki. Yağmur neydi? Babasını neye ikna etmeye çalışıyor? Uzaya gitmeye. Uzaylı olmaya.
Yağmur, hoşuna giden bir şey olursa sen seç. Al biraz bekle, duy. Ya ilk söylenini de alabilirsin. Son söylenini de alabilirsin. Hiçbirine tenezzül etmeyebilirsin. Sen seçeceksin Yağmur. Uzaylı atın. Olmaya. Uzaylı olmaya. Peki uzaylı olmaya ikna etmeye. Şimdi Ayça'yla. Ayça'yla oynuyorsunuz. Evet. Fantastik bir yer, masalsı bir yer. Uzay. Uzay. Hazır kurmuşken. Kaf Dağı. Çikolata ev. Yine sen al Yağmur, beğendiğin. Çikolata ev. Çikolata ev, peki. Çikolata ev, ev. Gel, Yağmur gel. Gel, buraya yanayım. Mahfiyeni dolandırmak. Dünya Tesisatçılar Günü. Uzay... Ne olmaya ikna etmek. Çikolata ev. Evet, gecenin son performansı. Yağmur'la beraberiz. Nefesinizi esirgemeyin lütfen. Hep beraber üçten geriye, hep beraber. Üç, iki, bir. Hayatım ne yaptın sen? Galiba takmamayı dolandırmışsın. Ne yapayım yani? Geldiler dediler. Öldürecek adam var, sizi öldürün dediler. Dedim beş kağıdı verin dedim, öldürürüm dedim. Topukladım ortağı yani. Nasıl lan? Allah geliyor, sen gözüne öyle basacak. Kalk kapıyı. Ne yaptın? Ay, evet, Necmi, hoş geldiniz. Şimdi programı bir gözden geçirelim. Saat 9'da contalar önce çıkacaklar alana. Contalarla 9'luk plastik boruların geçişi var. Ondan sonra dirsekler gelecekler, dirsekler. Ve Bayrampaşa tesisatçıları alana girecekler. Tamam. Kızım, ya sigortası yok, bir şey yok. Bedava çikolata varsa girerim. Ay o yok, evin kendisi çikolata zaten. Yala yala bitmez. Ne dil var bir ya. Kaç lira aldın adamda? 100 bin aldıydım. 100 bin liraya seni dinlerdim, haberin olsun. Zahmet ettik. Dur bir daha dolandıralım, dur öyle olmaz. İyi günler efendim, iyi günler. Teşekkür ederiz. Yarın bekliyorum. Allah. Hiçbir hata istemiyorum. Kartal'dan gelen arkadaşları Taksim Meydanı'nda karşılayacağız. Kendilerine uygun contaları vereceğiz. Onlar yerlere geçecekler. Dirsekler... Yalnız şimdi bu Bayrampaşa esnafı biraz sıkıntılı. Ya onlar hepsi... pompacılarla çıkmayacaklar mı pompacılar? Bir dakika, yani kostüm olarak hepsi yüksek bel giymişler. Çatansız olmaz. Tesisatçılar günü bugün. Baba uzayda her şey bedava. Sigorta da yaptırıyorlar. Güzelim bir şey yok ki, kuru toprak anasını satayım. Sen niye sevdalanırsın? Arsa alırım. Arsa mı alın? Ulan temelden girsek şimdi uzayda. Acaba... İleride çok değerlenir baba, düşün. Milyarlar oluruz, zengin oluruz. İleride değerlenir diyorsun. Vay, güzel. Nereden alsak acaba? Bir bakalım ya. Ufo'ya ben, Ufo'ya işini ayarlayayım, gelip alsınlar bizi. Ufo ışını ayarlayayım. Kız ayarlayayım diyorsan ayarla. Güzelim, durdurmuş kabak sen ayarla. Abim beni bıraktı. Ne? Nereye gitti? Nereye gitti? Annemi bulmaya. Anne de var. Ay çok güzel. Kaymaklı yedek yanayım. Televizyon 5000, seni bilecekler 2500 mikrodalga lira. Seni de 500'e versen. Tamam oğlum, tamam. Kendimi feda ediyorum. Çatal işi bende. Sıkıntı olmasın. Yeni yok yeni. Yok, bir sıkıntı olmaz. Kendim feda ediyorum. Senin için demiyorum abi, görenler için. Olabilir, evet. Baba, yalnız Ufa'ya sığınmayacağız. Yani ben önden gideyim, sen sonra gel. Babanı bırakıp mı gideceksin gurbet ellere? Okumaya gideydin neyse de.
Neyse sen git bir arsa bak bakalım. Sen bir yerleş, beni aldırırsın ya. Uzak mesafe, çok yazar. Ha, nasıl haberleşir biz seninle orada? Ben uzaylı gönderirim, sesim bir şey yaparım, öyle. Sen ama... uzaylı göndereceğim, ben de göndereceğim kızım. Vallahi böyle olmadı, kapı önünde. Ayol içeri girin azıcık, çok yalnızım. Yok, derslerim var. Ha? Derslerim var. Ya ben vejeteryanım, bak bıraktım o işleri. Tamam, gireyim. Bak burası eskiden insan yediğim bölüm. Ama eskiden. Eskiden. Evet. Bu da fırınım. Bir dakika ya, o benim teyzem değil mi ya? Televizyona 2000 verdi, altınlara 1000 verdi, sana da 1 kuruş vermem dedi seni. Lan ne büyük bela açtın sen benim başıma ya. Kaç para açığınız var, açık söyle. 97.000 lira. Finalde tıkanmış klozetleri getiriyoruz. Temsili olarak açmayla. Havai fişekler, konfetiler. Baba bizi almıyorlar, çok geç kaldık. Ben sana dedim, değerlenecek dedim ben sana. Gitti UFO. Gitti baba. Allah Allah. Taksi maksi bir şey bilemeyin. Valla taksi çok yazar valla. Milyonlar parasını ister, hiç uğraşamaz. Ben odama gidiyorum. Artık bıktım yani. Kız Ali var ne iletişime geçeceğim. Yağmur'a çok teşekkür ediyorum. Nasıldı oyun oynamak? Bizlerle hep beraber böyle Gülsün abilerin ablalarına. Çok eğlenceli, çok mutlu oldum. Biz de çok mutlu olduk. Teşekkür ediyoruz tekrar Yağmur sana. Tüm alkışlar Yağmur için. Bravo Yağmur. Şahaneydin. Yani ya ben... Çok değişik duygular yaşadım. Yağmur çok tatlı bir kız. Çok yaşam dolu bir kız. Sahnede olmayı çok seviyor. Yani her halinden belli o. Oyundan sonra da sohbet ettiğimizde o sahnede olma hallerini anlatırken... o kadar güzel tespitler yapıyor ki. Mesela doğaçlama tiyatroyu anlatırken... en çok sevdiği kısmı şey olduğunu söylüyor. Hiçbir metin yok ve istediğimi yapabiliyorum diyor. Mesela uzaylılardan bahsederken kitaba gelebiliyorum. Kitaptan bahsederken duvara geçebiliyorum. Her şeyi yapabiliyorum. Bu muhteşem bir şey diyor. O, ben ilk bu işe başladığım zamanki duyguları hissettim. Yani doğaçlama mesela bizi her zaman çocuk kalmamızı sağlıyor. Yağmur'da da hep onu gördüm. Çok, yani benim için muhteşem bir deneyimdi. Nasıl o bu akşam bizim tiyatromuza konuk oldu. Bundan yıllar sonra da beraber bu kaydı izleriz ve... biz onun tiyatrosuna konuk olmuş oluruz. Orada misafir olmuş oluruz. Yağmur'u alkışlamanın keyfine varız. Belki onunla beraber aynı sahneyi paylaşmanın keyfine varırız. Ben izledim. Burak'ın tadı daha büyük tabii. Beraber oynadı. Baba kızı oynadılar. Öyle özgürce oynadılar. Biz antrenmana da çıktık. Burak'ın da dediği gibi bizim yani temelimiz Mahşer Cümbüş hep şunu söyler. Oyunu vurgular. Yani bir tiyatro oyununu değil. Oyun oynamayı vurgular. Ve onun için biz seyircimiz de, katılımcılarımız da, bizler de bu tiyatro edimi anında yaşı olmayan kişileriz. Yağmur'la da o yaşla ilgili olmayan bir ilişki kurduk. Hem oyun içerisinde hem antrenmanlarda birlikte özgürce oynamanın tadını yaşadık. Ve hakikaten çok yaşam dolu, çok kahkahalı, çok enerjisi yüksek bir kız. Biraz ben de Burak da herhalde bir kız çocuğu babası olduğumuz için de biraz daha böyle öyle görmek daha bir keyifli oluyor bizim için. Daha hassas oluyoruz bu konularda. Mutlu olduğunu görmek bizi mutlu etti.
Onun neyi mutlu ettiğini kendisi bulacak, kendisine geçecektir. Ve o mutlu olma şeklini ömür boyu devam ettirecektir. Onda o azmi, o isteği de görmek de güzel, çok güzel bir deneyimdi. Çok güzel bir paylaşımdı bizim için. Yıllar, 2400-2500 yıl önce bir düşünür söylemiş. İyi insan nasıl olunur diye sorma, iyi insan ol. Yani o önemli bir şey. İyi insanlardık. Bugün burada iyi yanlarımızı gördük. Türümüzün iyi bir tür olduğunu gördük. Hep beraber yaşadık. Sizler vesile oldunuz. Yağmur vesile oldu buna. Bugün daha bir güzel uyuyacağız. Yani bugün daha keyifli uyuyacağız. İçimizde bir iş yapmış olmanın saadetiyle uyuyacağız. Güzel bir paylaşımdı hepimiz için. Sizler için de öyle olduğuna inanıyoruz. Hepinizin yüzünde o gülümsemeyi görüyoruz zaten. Teşekkür ederiz. Sağ olun. İyilik Kulübü'ne hoş geldiniz. Yağmurcuğum, seninle çok güzel vakit geçirdik. Hayaline yaklaşabildiğimizi düşünüyoruz. Evet, ondan da ötesi oldu hatta. Oo, yaşasın. O güzel o zaman. Evet, evet. Yalnız ne kadar yeteneklisin, nasıl şaşırttın o bizi. O sizin yetenekliğiniz. Doğaçlama konusunda çok hızlı bir giriş yaptın ama kabul ben etmelisin. Ben de beklemiyordum. Adı üzerinde doğaçlama gelişti evet. Her şey. Artık sen de İyilik Kulübü ailesinin bir üyesi olmuş evet. Oldun. O yüzden sana bizim rozetlerimizden takmak istiyoruz. İyilik Kulübü bir yeni üyesine daha kavuşuyor. Artık sen de ailemizin bir üyesi olduğuna göre şimdi senden gelenekselleşmiş olan İyilik Kulübü gülümsememizden yapmanı rica ediyoruz. Bravo! Bravo! Evet, yazdırmadım. İyilik Kulübü'ne hoş geldin Yağmur. Günün nasıl geçti Yağmur? Çok eğlenceli geçti. Hatta umduğumdan da eğlenceli geçti. Bugün skeç dışı şeyler yaptım. Sahneye davet edildim ve doğaçlama yaptım. Bir konu üzerine değil, daha çok konular üzerine yaptım. Ve bu benim çok hoşuma gitti. Bence en eğlencesi de bu. Şey, o skeç üzerine olacağını daha çok... Mesela konu ayakkabıysa tişörte geçmek gibi oldu. Ve bence bu en eğlencesi olduğunu düşünüyorum. Ya ilk başta seyirciyi gördüğüm zaman, ilk başta ben çok az kişi gördüm. Sonra çok kişi görünce bir şey oldum böyle, utandım falan. Ama sonra alıştım bayağı bir böyle. Sanki o 40 yıl çalıştım onlarla. Öyle bir şey oldu. Burada herkesleri tanımak, eğlenmek en güzeliydi. Yani gülmediğim bir an hatırlamıyorum. Peki oyun nasıldı sence? Oyun yani çok güzeldi. Anlatılmaz, herkesin yaşaması lazım o derece. Bence en güzel de oyundu. Sahneye çıkınca şaşırdın mı? Evet, hiç beklemiyordum. Ben sadece izleyeceğimi düşünüyordum. Sahneye çıkınca bayağı heyecanlandım. Sonra böyle oynamaya başlayınca o kadar hoşuma gitti ki herkesten de alkış alınca iyice gururlandım. İyilik Kulübü ekibiyle aran nasıldı? İyilik Kulübü seti o kadar samimi geçti ki çok eğlendim İyilik Kulübü setiyle. Öncelikle onu söylemek istedim. Herkes böyle iyi davrandı ve samimi bir şekilde. Sette zaten mola aralarında bayağı bir eğlendim. Bu çok hoşuma gitmişti. Yani bu yönleri çok güzeldi. İyilik Kulübü'nde zaten çoğunlukla bu tür şeyler olmasını istiyorum. Diziden çok bu tür şeyler olunca çocukların hayalini mutlu etmek gibi daha güzel oluyor. Burası İyilik Kulübü, burada herkese yer var. Burası İyilik Kulübü. Burada herkese yer var. Bu hafta İyilik Kulübü'nde neler oldu bir göz atalım. İyilik Kulübü'nün gerçekleştirmesini istediğim dileğim tiyatroda oynamak. Çünkü tiyatronun beni tamamladığını düşünüyorum. Tiyatro insanların duygularını anlatılma şekli.